Geride kalan 17 günde gerçekten insan olmaktan utandığımız pek çok ana tanık olduk, aktardık ama böylesini gerçekten görmedik desek hiç yanlış olmaz. Görüntüyü ekrana taşımadan önce şuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Uluslararası hukukta belli kurallar var. Savaşta da öyle. Savaş suçu tanımı da bu nedenle var zaten. Gerçi İsrail bu hukuku da ezip geçti, geçiyor, o ayrı. Ben insani tarafından bahsedeceğim. Çünkü insanlık adına da yazılı olmayan kurallar var. Savaş sırasında da. Ama görüyoruz ki bebek katillerinde o değerlerin de zerresi yok. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler bunun kanıtı. Ya Allah, ya Allah. Bir yanda bombalara eşlik eden acı feryadın, diğer yanda ise insanlıktan nasibini almayanların sesi yükseliyor. Bakın şimdi arkamdan geçecekler, şimdi arkamdan geçecek o minibüs. Umarız bize bir müdahale olmaz. Burası İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze şeridinin sıfır noktası. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar bölgedeki son durumu aktarmak üzere hazır bekliyordu. Şu anda arkamızdan geçecek, bakın. Burası bu şekilde önümüze geldiler. Şu anda gördüğünüz gibi buradan bize de laf atıyorlar. İşte durum bu. Bakın güvenlik güçleri bu tarafta. Kulaklarına çalınan müzik sesi yayın saati yaklaştıkça artmaya başladı. Sonra kameranın açısına o utanç veren sesin görüntüsü de girdi. Sınırın sıfır noktası burası Gökhan. Sıfır noktası. Yani Gazze Sderot'a sıfır noktada. We love you. We love you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet, şu anda yayına da geldiler gördüğünüz gibi. Birkaç yüz metre ötede bebeklerin, çocukların, annelerin üzerine ölüm yağarken yaşandı bunlar. Bu tür görüntülere sık sık rastlıyoruz Gökhan. Yani bazen tekli müdahaleler de gerçekleşiyor ki bunu daha önce yaşamıştık. Fiziki müdahaleler de gerçekleşiyor. Ama bu insanlığımızdan utandığımız görüntüler ne yazık ki. İnsanlığımızdan utandığımız görüntüler umarız devam edip giderler. En hafif tabiriyle son derece pişkince katliamı kutlayan İsrailliler bir süre sonra uzaklaştı. Görüntülerse insan olanın aklının almayacağı kadar vahim olarak arşivlere geçti. Yani nasıl bir ruh hali inanın ben de bilmiyorum. Bir tarafta katliam var o sıfır noktasında ama o bilmiyorum yayına geldi mi? O müzik seslerinin arasında İsrail Gazze'yi vuruyordu.